Mutlu günler dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Ben Aytül Vidinlioğlu, Öztürk Hüman'ın Dünyası ile karşınızdayız. Hüman'ın Dünyası'nda bugün mide ve yemek borusu kanserlerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Genel cerrahi uzmanı Doktor Abdurrahman Akay hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz hocam. Bugün mide ve yemek. Aslında şu anda günümüzde inanılmaz sıkıntılı bir süreci yaşayan iki değerli organımız mide ve yemek borusu ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yediklerimizden, yediklerimizin doğal olmamasından, asitli içeceklerden, hazır gıdalardan, çevresel faktörlerden o kadar çok sıkılmış durumda ki şu anda midemiz. Hemen mideyi konuşalım isterseniz ve sonrasında da mide ve yemek borusu kanserlerine doğru gidelim. Değerli hocam, mide, geçtiğimiz programlarda da hatırlatmıştık, söylemiştik ama bir kez de hatırlatalım mı? Nedir mide? Mide, yediğimiz yiyeceklerin öğütüldüğü, bağırsaklara geçmesinin kolaylaştığı, yiyecekleri asitle olsun, midenin hareketiyle olsun, vücudun beslenmesini hazır hale getirdiği bir organ. Hakikaten çok çok önemli çünkü mide ağrısı yaşadığınız zaman ya da bağırsak sindirim sistemi sıkıntısı yaşadığınız zaman bütün bir gününüz alt üst olabiliyor. Çünkü ben de sık bir mide rahatsızlığı yaşayan hastalardan biri olduğum için mideniz iyi değilse gününüz iyi değil, değil mi değerli hocam? Tabii burada önemli nokta aslında şu, midenin öğütebileceğinden fazla yiyecek yediğimiz zaman ya da mide asitinin o mikropları öldürme özelliği var. Mide asitinin eritebileceğinden fazla yiyecek yediğimizde mide rahatsızlıkları oluşur, bağırsak rahatsızlıkları oluşur. O yüzden az besin alıp Az öz. midede çok öğütüldüğü zaman hiç şişkinlikmiş, mide ağrısıymış, bağırsaklarda gazmış gibi problemlerle karşılaşmayız. Evet, sizin de yaptığımız programlardan sonra her bir yiyeceği 20 kez çiğnemeye çalışıyorum ağzımda ki sindirim sistemimize yardımcı olalım diye. Şimdi değerli hocam, yemek borusunu sorarsak peki bağlantılı olarak mide ve yemek borusunun ilişkisi nasıldır? Sindirim ağızda başlar. Ağızda dişlerle ve tükürük beziyle bu yiyecekler önce işlenir ağızda. Sonra mideye kadar bir yolla yani yemek borusuyla mideye geçiş sağlanır. Burada mide ve ağız arasında bir tünel görevi görür yemek borusu. Ve çok önemli bir organımızdır. Nefes aldığımız zaman yemek borusu kapanır. Yiyecekler geldiği zaman da açılır. O yüzden yemek borusuna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Evet, o yemek borusuna dikkat etmek için aşırı sıcak, aşırı soğuk yememek gerekir, değil mi değerli hocam? Tabii bu ülkelere göre de farklılık gösterir yemek borusu hastalıkları. Ben özellikle doğuda çalışırken Ağrı ve Van bölgesinde orada kışın çok sıcak çay içerler. Böyle kıtlama derler bir de şeker kullanırlar. Ve sıcak sıcak o çayları içtikleri zaman ya da kahveleri ya da çok sıcak çorbalar yemek borusunu devamlı yakar. Ve bu bir kronik hasara yol açar. Uzun yıllar, 10-20 yıl geçtikten sonra özellikle 60-70'li yaşlarda biz yemek borusu kanserinin daha fazla olduğunu ve arttığını tespit etmiş durumdayız. Peki değerli hocam, yemek borusu hastalıkları dedik. Sadece kanser mi vardır yoksa başka hastalıklar da var mıdır yemek borusunda? Bizim en çok korktuğumuz şey kanser. Enfeksiyon hastalıkları olur yemek borusunda. Özellikle mantarlar çok fazla hastalığa yol açabilir. Çok şiddetli ağrı hisseder insanlar. Su bile yutamazlar. O kadar şiddetli ağrıya yol açabilir. Artı bir de yemek borusunun bu yemekleri iletim fonksiyonu bozulduğu zaman yutamaz hastalar. Yutma bozuklukları oluşabilir. Yemek borusunun ucunda akalazya dediğimiz bir hastalık var. Darlık oluşuyor ve hastalar yeri geliyor suyu bile yutamıyorlar. Böyle fonksiyonel hastalıkları da var. Biz bunlara kas hastalıkları diyoruz. Bunun dışında radyoterapiye bağlı başka kanserlerden dolayı tedavi gören hastalarda yine yemek borusunun yapısı bozulup darlıklar oluşabiliyor. Bu tip hastalıkları da biz artık günümüzde görebiliyoruz. endoskopi yöntemleriyle çok rahat görebiliyoruz. Peki değerli hocam, belirtisi nedir yemek borusu kanserinin? Yutma güçlüğü en çok gördüğümüz, kilo kaybı, ağrılı
yutma olabilir. Bunun dışında yediklerimizi mideye iletemediği zaman akciğere kaçması, aspirasyon diyoruz. Su içsek ya da fazla yemek yediğimiz zaman ya da az yemek de önemli değil. Yediklerimiz yanlışlıkla akciğere kaçabilir. Biz buna aspirasyon pnömonisi diyoruz ve çok ciddi iltihaplara yol açabiliyor. En çok gördüğümüz belli başlı şeyler bunlar. İlerlediği zaman sırt ağrıları da görülebilir. Peki bu ilerleme evresinde hasta belirtileri göz ardı mı eder? İşte yutmakta acaba sıkıntı mı var, sonrasında geçer gibi mi düşünür? Tabii en çok insanlar hastalıkları birbirine karıştırıyorlar. İnsanın en çok aklına yutamadığı zaman boğazımda bir tahriş mi oldu, faranjit mi oldum gibi şeyler gelir. Ya da acaba bende reflü mü var, yediğim işte kaçıyor, hemen bir mide koruyucu ilaç alayım gibi basit çözümlere kaçıyor insanlar. Bunlar da tabii hastalığın erken tanısını geciktiren şeyler. Yemek borusu genişleyebilen bir organ olduğu için 2-3 santimlik kitleleri hemen fark edemiyoruz. Sadece gerçekten yutma zorluğu başladığı zaman, önce katıları yutma zorluğu başlar, sonra sıvıları bile yutamaz hastalar. Tabii bu hale gelen hastalar ileri evre hastalardır. Maalesef hastaların da %60-70'lik kısmı geç evre dediğimiz, geç tanı koyduğumuz hastalardan oluşmakta. Peki değerli hocam, tanı nasıl konulur? Önceleri biz radyolojik grafiler çekerdik, baryumlu grafiyle tanı koymaya çalışırdık. Ama artık kamera sistemleri geliştiği için bu kalem inceliğinde kameralarımız var. Endoskop diyoruz biz bunlara. Çok ışıklı, görüntü kalitesi çok yüksek olan tetkik ve aletler kullanıyoruz. Ağızdan kamerayla giriyoruz, zaten her şey görünüyor. Peki kimlerde daha çok görünür? Var mıdır böyle bir spesifik, kadınlarda daha çok, erkeklerde? Erkeklerde 4 kat fazla görünüyor yemek borusu kanserleri. En çok 2 çeşit yemek borusu kanseri görüyoruz biz. Birisi squamous hücreli karsinom dediğimiz, ikincisi de reflüye bağlı midenin yemek borusuna kaçması, asitlerin ya da yiyeceklerin kaçmasına bağlı gelişen kanserler de görüyoruz. Bunların hangi kanser tipi olduğuna göre de hangi bölgelerde ya da hangi ülkelerde görülme sıklığı değişiyor. En çok Doğu Asya dediğimiz uzak doğu ülkelerinde görüyoruz. Çünkü yemek alışkanlıkları, işte biraz önce bahsettik, sıcak çay olsun, içecekler olsun, bu tip yiyeceklerin zarar vermesiyle alakalı. Nedir bunlar? Tütsülenmiş yiyecekler, salamura etler, çok tuzlu etler gibi yiyecekler yemek borusu kanserlerinin gelişimini arttırıyor. Bir de son zamanlarda çok fazla gördüğümüz, özellikle obezitenin artmasıyla beraber ve hazır gıdaların, gazlı içeceklerin artışına bağlı da bunları çok görüyoruz. Reflüye bağlı o mide yemek borusunun birleşim yerinde çok fazla kanser görmeye başladık. Evet. Son zamanlarda arttı bunlar da. Evet, peki değerli hocam, erken teşhis için ne yapılmalı? Çünkü birbirine karıştırılıyor dediniz. Hasta hangi belirtiyi gördüğünde size gelmeli? Yoksa minicik bir belirtide bile bir doktora gidip aman işte evet boğazı kızarmış ya da faranjit de denilebilir ama mutlaka gidilmeli mi? Evde tedaviyle kendine bakım sağlayabilir mi? Şu anda çünkü doktorlara gitmek, hastaneye gitmek de pandemi sürecini korkutuyor bir nebze. Tabii. Burada gecikmenin sebebi bu da olabilir sanki, değil mi? Pandemi döneminde maalesef kanser tanısı çok gecikti hastalarda. Evet, çok gecikmiş. Artık çok büyük kitlelerle karşılaşıyoruz, ilerlemiş evrelerle. Biz basit hastalıklar dediğimiz nedir? İşte grip gibi, nezle gibi, faranjit gibi. Bu hastalıklar genelde bir hafta 10 gün süren hastalıklar. Bir hafta 10 gün sonra yine şikayetleri hastanın devam ediyorsa, işte boğazında aspirasyon dediğimiz gıcıklanmalar oluyorsa ya da reflü şikayetleri bir hafta 10 gün içerisinde geçmiyorsa, yanma, yemek borusunda yanma şeklinde semptomlar gösteriyorsa, yutma güçlüğü olduğu zaman, suyu bile yutamadığı zaman hastalarımız, bunlar semptomların İlerlemesine bakmadan sadece bir hafta 10 günden fazla süren bir şikayeti varsa hastalarımızın, ben şiddetle gelmelerini, hemen gelmelerini öneriyorum ki biz de
yaptığımız tetkiklerle hastalığın adını koyabilelim. Ama çoğu hasta şöyle yapıyor, 6 ay, 1 sene, 2 evet. sene, aman ne olacak diyor, bu geçen yılda vardı bu ağrı diyor, önemli değil diyor. Bu kadar da geciktirmemek lazım. Yani kendinizi bir 10 gün basit hastalık olup olmadığını anlamak için 10 gün süre veriyoruz. 10 gün süreden sonra geçmiyorsa mutlaka bir doktor kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Süreç pandemi süreci de olsa kontrollerinizi alarak maske, mesafe, hijyene dikkat ederek mutlaka ertelememek gerekiyor değil mi değerli hocam? Tabii, çünkü dediniz ki çok arttı pandemi sürecinde. Kalp krizleri de maalesef bu bu bölgede yani yemek borusunun geçtiği bölgede de kalp komşuluğunda olduğu için kalp ağrısı da karışabilir. O yüzden çok şiddetli ağrı olduğu zaman hastalarımız hiç beklemesinler. Yine doktora gelsinler. Belki kalp krizi ihtimalini de ekarte etmek gerekir yani. Peki değerli hocam, tanıyı koyduk, teşhisi koyduk ve tedaviye doğru geçiyoruz. Burada tedavi mutlaka ameliyat yöntemi mi yoksa farklı tedavi yöntemleri var mı? Yemek borusu çok hassas bir bölgede. İki akciğerimiz komşu. Kalp komşuluğunda ve yemek borusunun lenf damarlarıyla diğer organlara yayılmasını da çok sık görüyoruz. O yüzden tespit edildiği zaman ameliyatta yemek borusunu yerine koyacak bir organ kolay olmadığı için yani biz ne yapıyoruz ameliyatta? Yemek borusunu tamamen bu bölgeden yemek midenin girdiği bölgeye kadar aradaki yaklaşık 20-25 santimlik bölgeyi çıkarıyoruz. Onun yerine ya mideyi getiriyoruz, bir tüp şeklinde getirip ya da bağırsakları çekmeye çalışıyoruz. Bu da çok zor bir ameliyat. Hastaları zorlayan bir ameliyat. O yüzden biz daha çok erken teşhis koyup bu tüp bir ameliyat yerine endoskopik yöntemlerle yine kamerayla girip o kitleleri küçükken yani 1 santimin altındayken yakalayıp daha kolay ameliyatlarla bu işi çözmeye çalışmalıyız. Bunun için de tabii tarama testleri çok önemli. Yani, peki tarama testleri belli bir yaştan sonra mı yapılmalı? Tabii. Genelde biz 40 yaşından sonra bir hastalardan şüpheleniriz ya da görülme sıklığı 40-50 yaşlardan sonra olduğu için bu tip kanserlerin bazı ülkeler 50 yaşından sonra endoskopi yapmayı tercih eder. Bazı ülkelerde 40 yaşında da yapılabiliyor bu tip testler. Biz de şikayeti olan hastaların gecikmeden zaten endoskopi yapıyoruz. Ama hiç şikayeti olmasa bile 40 yaşından sonra bir kez ben endoskopi yapılmasını öneriyorum. Evet, şimdi izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Bende de anlatılan şikayetler var. Doktora gideceğim ama yemek borusu kanseri iyileşir mi merak ettim operasyonlardan sonra demiş. Tabii evresi çok önemli burada. Erken evre kanserler gerçekten iyileşiyor. Ama geciktiği zaman %70-80 hastayı birkaç yıl sürmeden kaybedebiliyoruz. O yüzden yemek borusu kanserlerinde erken müdahale çoğu kanserden daha önemlidir. Çünkü çok hayati bir organdır. Evet. Yutmamızı, su içmemizi, tükürük salgısını. Yani her şeyin bir ana tüneli diyelim. Bu ana hat olmadığı zaman beslenme de olmadığı için hastaları çok çabuk kaybedebiliyoruz. Peki evreleri dediniz değerli hocam. Kaç evreden oluşuyor? Bizde genelde kanser evreleri 4 evreden oluşur. Evre 1 dediğimiz sadece o mukoza yani yemek borusunun içindeki mukoza tabakasında oluyorsa evre 1 diyoruz. İçeride kas tabakasına doğru ilerliyorsa evre 2 diyoruz. Kas tabakasında geçip bu yemek borusunun dışına doğru çıkmaya başladıysa evre 3, yandaki organlara ya da lenf nodlarına yayıldıysa da evre 4 diyoruz. 4 evreden. Tabii. Oluşuyor. Yani uzak metastaz olan hasta işte akciğerlere, karaciğerlere ya da kemiklere metastaz olduğu ise biz bunlara evre 4 diyoruz. Peki değerli hocam, yemek borusu kanserlerinde baktığımız zaman radyoterapi uygulanabiliyor mu? İşte bu ameliyatın hastalarda zor olmasından dolayı artık dünyada kemoterapi ve radyoterapi deneniyor çok uzun süredir. Erken evre tümörlerde cerrahiyle birlikte bunun başarı şansı çok yüksek.
Ama geç evre dediğimiz artık metastaz yapmış hastalarda tabii yaşam süresini uzatmakla beraber çok da faydamız maalesef olamıyor. Ama doktor kontrolünde kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda sağ kalım süresi tabii ki artıyor. Peki değerli hocam, baktığımız zaman yemek borusu kanseri bir başka organın sıçrama olasılığı olan bir kanser midir? Tabii ki. Öncelikle yan tarafta bu bizim göğüs kafesi dediğimiz alanda, evet, hemen şu kırmızıyla gördüğümüz yer bizim yemek borusunun içi, o boşluk. O bölgenin dışına çıktığı zaman akciğerler var, bizim komşu organ. Önce akciğerlere yayılır. Oradaki lenf bezlerini tutarak diğer organlara yayılır. O yüzden yayılması da çok kolay bir kanser tipidir. Burada ameliyatın zorluğu ve çok çabuk yayılabilmesi de maalesef bizim sevmediğimiz kanser tiplerinden. Sıklık olarak dünyada 7. sırada görülmesine rağmen ölüm sıklığında ilk 4-5. sıralara kadar yükselmiştir. Bunun sebebi de ameliyatının daha zor olması ve tedavisinin tabii ki zor olmasından kaynaklı. Evet, yine gelen sorulardan bir tanesi, kemoterapi sürecini sormuş hastamız. Biraz önce bahsettiniz ama bu süreç nasıl ilerliyor değerli hocam? Kemoterapiden zaten oldukça çok korkuyoruz. Annemde bu rahatsızlık var ve kemoterapi almasını söyledi. Doktor, sizin fikriniz nedir demiş. Şimdi biz kanserleri patoloji olarak inceliyoruz, patolojik özelliklerini. Hangisi kemoterapiden fayda görür, hangisi radyoterapiden fayda görür? Ya da önce cerrahi mi yapılmalı diye. Ve konseyler oluşturuyoruz. Radyoterapi, kemoterapi, onkoloji doktorlarıyla beraber bir konsey oluşturuyoruz ve kararı burada veriyoruz. Eğer hastanın kemoterapiden fayda göreceğini düşünürsek almasını öneriyoruz. Gerçekten de faydası oluyor. Ne yapar kemoterapi? Kanserin hızlı ilerlemesini durdurur ya da tamamen yok edebilir. Eğer yok edemiyorsa da hızlı ilerleyip büyümesini ve hastanın hayatını riske atmasını engeller. O yüzden kemoterapiyi biz tabii ki tavsiye ediyoruz ve çok da faydasını görüyoruz. Evet, izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den, Kayseri Talas bölgesinden yazıyormuş. Annem gastronomi hastası. Sanırım şey demiş, gastronomi yerine gastroenteroloji hastası ve KOAH hastası, yemek borusu kanserine döner mi demiş. Gastriti var hastamızın, KOAH'ı var, sigara kullanıyormuş ve hastamız 65 yaşında. Özellikle mide ve yemek borusu kanserleri sigarayla çok ilişkilidir ve bu ispatlanmıştır. Sigara ne kadar fazla içiliyorsa, dozu ne kadar fazlaysa kansere yakalanma riski de o kadar fazladır. Hatta sigarayı bırakanlarda kansere yakalanma riski de düşer. Buna alkol eklendiği zaman ya da bu tuzlu, salamuralı yiyecekler, çok sıcak yiyecekler eklendiği zaman da bu risk artmaktadır. Nefes darlığı, KOAH dediğimiz hastalıklar etkilemez, direkt birebir olarak etkilemez. Ama midesinde bir reflü varsa ya gastrit da, diye yazmış. Gastrit gastrit midenin içerisinde olan, o mide yüzeyinde olan mukus tabakasının hastalığına biz gastrit diyoruz. Eğer bu hastada hazımsızlık ya da reflü semptomlarıyla beraberse mide asiti yemek borusunu yakacağı için, onun dokusunu bozacağı için tabii ki arttırır, ama onun dışında sadece gastrit olan hastalarda biz yemek borusu kanseri görmüyoruz. Evet, geçirip de tekrar nükseder mi diye sormuş hastamız. Kanser tedavisinde cerrahi olarak çıkardığımız zaman biz en sık karşılaştığımız şey nüks, yani tekrarlamasıdır. Bizim gözümüzle göremediğimiz milimetrik, sadece mikroskop altında görülen tümör hücreleri kaldıysa tekrarlayabilir. Ama hepsi tamamen temizlendiyse o bölgede biz tekrar nüks görmüyoruz.
Evet, izleyicimiz demiş ki Sivas'tan yazıyorum. Ben babamı kaybettim. Başına sağ olsun. Geç Allah teşhis koyuldu, ilerledi demiş. Böyle teşhisi koyamama gibi de bir şey söz konusu olabiliyor mu değerli hocam? Ya bizim kendi tanıdıklarımız da var. Bir tane hemşirem var. Babasına yalvarıp duruyor. Hadi baba diyor, bir endoskopi yapalım diyor. Bana geliyor ayda bir kere. Kesin babamda kanser var diyor. Bir gelse aslında diyor, hemen tanısını koyacağız da diyor, ikna edemiyorum diyor. Bakın, sağlıkçı ve babasını ikna edemiyor. Hastalarımız gerçekten çekiniyorlar ve korkuyorlar. Endoskopinin zor ve kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama aksine mide ve yemek borusu endoskopisi çok kısa süren 3-5 dakikalık bir işlemdir. Hasta uyuyup uyanana kadar biter ve sonrasında da hiç ağrısızı hissetmez. O yüzden boşa olan bu korkular maalesef tanıları geç koymamıza ve tedavi yapamamamıza sebep olmakta. Evet değerli hocam, izleyicimiz demiş ki babam da öksürükle başladı. Bir kışı öksürükle geçirdi. Başka bir belirti yoktu. Daha sonrasındaki evrelerde kanser teşhis konmuş. Öksürükle başlar i̇şte mı değerli hocam? Bu dediğim aspirasyon dediğimiz şey, yani yemek borusunda bir tıkanıklık ya da kanser olduğu zaman o yiyecekler aşağıya geçemediği için her yattığı zaman ya da hafif eğildiği zaman o yemek borusundaki sıvı ve besinler ağza doğru gelir ve orada öksürük yapar. O faranjit dediğimiz şeylerle çok karışır özellikle. Çünkü burada bizim bir gırtlak bölgemizde bir kapakçık vardır. Bu kapakçık nefes alırken akciğerlere doğru nefes borusu açılır. Yutkunurken de yemek borusu açılır. Yani eğer burada bir sıkıntı varsa yemek borusunda, ilk önce belirtiler burada ortaya çıkar. Yani öksürük gibi, orada tahrişler gibi, boğazda yanma gibi ya da bunun bir ileri safhası da uyurken aspire eder. Yani nefes alırken yiyecekleri ciğerine çeker bazı hastalar. O da akciğer enfeksiyonlarına ve ölüme yol açabilir. O yüzden bunlar geç evrenin bulgularıdır. Evet, demiş ki aslında annemde hiçbir belirti yoktu. Normal tedaviye gittiğimizde anlaşıldı demiş. Sanırım bu erken teşhis ve ön kontrollerden dolayı anlaşılmış. Tabii. Değil mi değerli hocam? Bakın, yemek borusu kanserlerinin görülme, en fazla görülme yaşı 70 yaş civarı. Ama ben biraz önce ne dedim? 40-50 yaşında bir kere endoskopi yapalım dedim. Bir kere endoskopi yapsak 50 yaşında bir hastaya, muhtemelen biz, eğer kanser varsa, yani nedir, sivilce gibi küçücük milimetrik bir... 55 yaşındaymış annesi ve erken geldiğinde tespit edilmiş değerli hocam. Dediğiniz yani gibi. Minicik olur, küçücük olur ve biz onu çok basit bir yöntemle çıkarırız. Sonra eğer bulamadıysak 60 yaşında bir daha bakarız. 50 yaşında bakmışız. 60 yaşında bir daha bakarız. O 10 yıl içerisinde sıfırdan 1 santime ulaşması zaten bir tümörün 8-10 yıl sürüyor. Evet, peki değerli hocam, kanda anlaşılır mı? Kan testleriyle kanda sıkıntının olduğu, vücutta sıkıntı olduğu. Şimdi bizim tümör belirteçleri dediğimiz markerlar var. Bazı kanserlerde biz bunları şüphelenebiliyoruz. Ama sadece onların yüksek olması tanı koydurmuyor. Yoksa herkese kan tetkiki yapar ve bunları anlayabiliriz. Ama bizim genel şeyimiz şudur. Hastalardan bir o tümör markerlarını çalışırız. Onlara biz kanser belirteci diyoruz. Eğer yüksekse hemen tarama yöntemlerini kullanırız. Evet değerli hocam, baktığımız zaman yine tıp ilerliyor, teknoloji ilerliyor. İşte dediniz ki daha önce farklı tanı koyuyorduk, teşhis koyuyorduk. Şimdi çok daha farklı bir metoda geçtik. Nedir son teknolojiler yemek borusu kanserlerinde, tedavilerinde? Biz özellikle endoskopik yöntemleri tercih ediyoruz. Nedir endoskopi? Ağızdan bir kamerayla gireriz. Eğer tümör sadece yemek borusunun içerisinde ise o bölgeyi çıkarırız. Yaklaşık bu da 1-2 santimlik bir bölgedir. Eğer başka yerlerde varsa oraları da çıkarırız. Ama bunu yapamadığımız geç evre tümörlerde geriye ne kalıyor? Tamamen yemek borusunu çıkarmak kalıyor. Ve bunu çıkardığımız zaman da çoğu hastada lenf bezlerinde yayıldığı için, diğer organlara da yayıldığı için çok başarılı sonuçlar elde edemiyoruz. O yüzden erken evre tümörler varsa en yeni yöntemler bizim kurtarıcı yöntemlerimiz. Endoskopik mukozal rezeksiyon dediğimiz, sadece
bir kamera yardımıyla yapabildiğimiz ve hastanın sonra hastanede çok uzun süre yatmasını gerektirmeyen işlemler artık yapılmakta. Bunları kemoterapi ve radyoterapi ile de desteklediğimiz zaman başarılı sonuçlar alıyoruz. Ama cerrahi olmadan sadece kemoterapi ve radyoterapi yeterli olmuyor. Sadece sağ kalım süresine katkıda bulunabiliyorlar. Peki değerli hocam, immunoterapi nedir ve buradaki önemi nedir? Tabii. Şimdi vücudun kendi savunma sistemi, ne biz immün sistem diyoruz. Yani vücut dışarıdaki yabancı maddelere karşı, mikroplara karşı ya da hasarlara karşı kendini savunabilir. Bunu da bazı kanserlerde bu savunma sisteminin o kanseri yok etmede faydalı olduğunu tespit ettik. Eğer vücudun immün sistemi kuvvetli olursa, hastamızın morali yerinde olursa tabii ki kanserle savaşmak daha kolay oluyor. Hasta kendini daha sağlam, savaşa daha hazır hissediyor ve başarılı sonuçlar da elde edebiliyoruz. Ama kanserin de bir özelliği var. Bu immün sistemi düşürücü. Çünkü evet. Nedir kanser? Olmaması gereken hücrelerin çoğalarak büyümesidir. Ve bunu yapabilmesi için de vücut savunma sisteminin düşkün olması gerekir. Evet değerli hocam, baktığımız zaman tedaviyi yaptık, ameliyata çıktı hasta. Nasıl bir bakım sürecine giriyor? Tabii biz yemek borusunu tamamen çıkardığımız için yerine genelde de mideyi tüp şeklinde getirip yeni bir yemek borusu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Burada hastamıza özellikle ilk 3 gün sadece damardan besleyebiliyoruz. Sonra yavaş yavaş sıvı besinlerle besliyoruz. Katıya maalesef hemen geçemiyoruz. Her hasta grubunda değişmekle beraber işte bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra sadece çorba verebildiğimiz hastalar oluyor. Yaklaşık ilk bir ayda sıvı beslenmeyi tercih ediyoruz. Genelde hastalarımız bizim bir hafta hastanede kalırlar. Eğer problem olmazsa bir hafta sonra evlerine göndeririz hastalarımızı. Sonra aralıklı kontrollerle takibe çalışırız. Bu yara yerleri iyileşirse, hastanın beslenme problemi de olmazsa kemoterapi ve radyoterapiyle de destekleriz bu tedavileri. Peki değerli hocam, yemek borusu sağlığı için ve kanseri önlemek için önerdiğiniz bir vitamin, bir beslenme şekli var mıdır? Tabii ki var. Özellikle çinko, selenyum gibi vitaminlerin eksikliğinin yemek borusu kanserini arttırdığı söylenmekte. Bu tip vitaminler de nerede bulunur? Yaş, sebze ve meyvelerde bulunur. Yani yeşil, turuncu, hani rengine baktığınız zaman böyle canlı renkleri olan, vitamin bol olan sebze ve meyveleri normalde her gün tüketmeliyiz ama artık günümüzde zor. Bari hiç olmazsa haftada 1-2 gün bu meyvelerden ve sebzelerden yememiz gerekiyor. Yine lifli gıdalar dediğimiz besinler, bakliyatlar çok önemli. Ama salamura tarzı, tuzlu yemekler olsun, çok sıcak yemeklerden de kaçınmak gerekiyor, içeceklerden. Çünkü yemek borusunu tahriş etmediğimiz zaman kendi kendine kanser oluşmuyor. Bu genetik geçiş çok az görülür kanserlerin. Bir kısmında fazla görülür ama bu yemek borusu genelde çevreden etkilenen kanserlerden oluşur. İşte reflü semptomları varsa bizim en çok karşılaştığımız şey reflüye bağlı yemek borusu kanseridir. Şimdi evet. Belirtiler benziyor ya değerli hocam, sırt ağrısı, mide ağrısı, tabii. İşte asitin yukarı gelmesi reflüyle çok karıştırılabilir diye tabii, düşünüyorum. O yüzden biz reflü tespit ettiğimiz hastalarda hemen bakarız. Mide ile yemek borusunun birleşim yerini özellikle ben kontrol ederim. O bölgede eğer bir kızarıklık ya da bir hasar oluştuysa oradan bir biyopsi alırım. O biyopsiyi inceleriz. Eğer bozulma olduysa biz buna Barrett özefagus diyoruz. Mesela Barrett özefagus gelişmiş hastalarda yemek borusu kanseri gelişmesi 30 kat yüksek görülür. Ve biz bunu tedavi ettiğimiz zaman bu kanserin gelişmesini de engellemiş oluyoruz.
Evet, yine erken tanı, erken tanı, erken tanı devrede. Şimdi mideye doğru gelelim istiyoruz. Bugünkü başlığımız mide ve yemek borusu kanserleriydi. Midede de şimdi günümüze baktığımız zaman pandemi sürecinden dolayı böyle hafif bir kırgınlık hissettiğinde işte vitaminler içilmeye başlanıyor. C vitamini, B vitamini, D vitamini ardından birkaç ilaç içilmeye başlıyor. Gripi önleyecek ve sonrasında mide ağrıları başlıyor değerli hocam. Önce bu soruyla soracağım çünkü etrafımda çok fazla doktora gitmeden İlaçla kendini tedavi etmeye çalışan kişiler var. Buna ne diyorsunuz değerli hocam? Bunun sonucu nereye gider? Ya intihar gibi bir şey aslında. Yani gerçekten herkesin evine baktığımız zaman bırakın bir torbayı artık kutular oluşturmuşlar, sandıklar, ilaç sandıkları var. Yani o kadar çok ilaç yazılıyor, o kadar çok ilaç alınıyor. Çoğu da miladı geçip çöpe atılan ilaçlar maalesef bunlar. Ama o kadar çok ilaç olunca da hastalar ne yapıyor? Midem ağrıyınca hemen bakıyorlar artık şunu kullanayım, bunu kullanayım. Yani hep geçici çözümler, fayda sağlamayan çözümler. Ya da bir doktora gidiyorlar, bir mide koruyucu ilaç yazılıyor ve bunu 20 yıl, 30 yıl kullanan insanlar var. Ölene kadar kullanan, yani kefen gibi yanında bulunduran hastalarımız var maalesef. Bu bilinçsiz ilaç kullanımı da bu tip hastalıkların gelişmesinde katkı sağlıyor maalesef. En basitinden nedir? Hasta kendi kendine ilaç kullandığı zaman doktora gelmez ve bizim bir endoskopi yapmamızı engelleyip tanı koymamızı engeller. Çünkü semptomları sayıyoruz. Bakın reflü diyoruz. Mide ağrısı, yemek borusunda yanma. Bunları bu ilaçlarla geçici olarak baskılarlar. Yani hasta ağrı hissetmiyor. Ağrı kesici kullanıyor, ağrıyı hissetmiyor. Ama bize gelmesi 6 ay 1 yıl gecikiyor. Ya da reflüsü var, ilaçlarla yine baskılıyor, yine bize gelmiyor. Yani bunlar aslında bir nevi, yani ben buna intihar diyorum açıkçası. Uzun döneme yayılmış, hastanın kendi kendinin ipini çektiği bir sıkıntılı durum oluşturuyor. O yüzden lütfen kendi başınıza karar verip ilaç kullanmayın. Bunlar sizin tedavi olmanızı geciktirir, tanı koymamızı geciktirir, tedavi olmanızı da engeller. Çünkü ilerlemiş kanserleri biz tedavi edemiyoruz. Evet, yani şu süreçte de çok fazla vitaminlerle, çok fazla işte gripi önleyecek ilaçlar kullanarak da kendimize zarar vermememiz lazım aslında bakarsanız. Tabii grip dediğimiz şey nedir? Bir hafta süren, ilaç kullansanız da bir hafta sürer, kullanmasanız da bir hafta sürer. Yani çünkü virüsün bir ilacı yok. Öyle olduğu için boşu boşuna hastalarımız ilaç kullanmakta. Ama ne olur? Ağrı kesici işte kırgınlığını alır. Burun akıntısını giderici ilaçlar kullanır. Burnu akmaz. Ama bunların kullandığımız zaman da belli sistemleri baskıladığımız için başka hastalıkları ortaya çıkarabilir. O yüzden daha doğal, daha böyle sakin, hani ilaç kullanmada bir adım geride durursak hiç olmazsa diğer ülkelerin seviyesine biz de gelebiliriz. Evet, şu andaki süreçte pandemi süreci olduğu için insanlar acaba mı deyip daha erken önlem almaya çalışabiliyorlar. Şu anda baktığımda boğaz spreyleri, burun spreyleri kullanımı da çok arttı. Bu kullanım da 1000 saatten sonra zarar veriyor değil mi değerli hocam? Yani tabii ki, yani bazı spreyler var. Bir hafta sonra burun, mesela burun için kullandığımızda burun akıntısı çok kullanılınca burun mukozasını tahriş edip orada deliklere yol açabilen spreyler de var. Ama bilmiyor tabii hastalarımız bunları. Maalesef. Ve kullanıyorlar. Maalesef, o yüzden bilmediğimiz ilacı, komşunun önerdiği ilacı, bu bana iyi geldi, sana da iyi gelir diye verilen ilaçları kullanmamak gerekiyor. Eğer gripten şüpheleniyorsunuz, kendinize bir hafta 10 gün gibi bir süreç verip sonrasında da mutlaka doktorlara gitmemiz gerekiyor. Şimdi mide kanseri dedik değerli hocam. Mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanseri nedir? Mide kanseri de yemek borusu kanserlerine benzemekle beraber birkaç farklı semptom da oluşabiliyor. Mide daha geniş bir organ. Yine midede yanma, ağrı, şişkinlik hissedebilir hastalarımız. Makat bölgesinde kanama ya da kanamalı kusmalar görebilirler. Çünkü bu mide kanserleri ülser gibi olur ve kanamalı kanserlerdir.
Kilo kaybı görülebilir en çok. Çünkü kanserler kaşektin diye bir hormon salgılar ve bunlar da kilo kaybettiren bir hormondur. Daha da ilerlediyse yine sırt ağrıları, o bölgede geçmeyen ağrılar oluşur. Hazımsızlık en çok karşılaştığımız, şişkinlik hisseden hastalar, benim önerim şudur. Lütfen bir genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanlarına gelirlerse, biz bir endoskopi ile hastaları hem rahatlatırız, bir şey yoksa hasta rahat eder, hem de tanı ve tedavisinde yardımcı oluruz. Peki değerli hocam, tedavi yöntemleri nelerdir mide kanserinde? Cerrahi ilk başta olur. Çünkü mide ve bağırsak kanserlerinde kemoterapi ve radyoterapi etkinliği cerrahi yapıldıysa daha fazla ortaya çıkıyor. Biz tespit ettiğimiz bir mide kanserini önce cerrah olarak çıkarırız. Kanser ortadan kalkınca geriye ne kalır? Etraf dokulara yayılmış mı, yayılmamış mı? Gözle göremediğimiz minik parçalar var mı, yok mu? Bunları da kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi ederiz. Önlenebilir. Peki nereye en çok metastaz yapar değerli hocam? Mide kanserleri iki tip yayılım yapıyorlar. Hem çevresel lenf nodlarıyla beraber çevre organlara. En çok nedir bu? Karaciğer, dalak, kalın bağırsak, yani karın içindeki organlara yayılırlar. Yine kan yoluyla karaciğere, akciğerlere, beyne gibi, kemiğe gibi organlara da yayılabilirler. Biz mide kanserleri tedavisinde artık teknolojiden çok faydalanıyoruz. Endoskopik yöntemlerle sadece mide içerisine girip o bölgede küçük cerrahi bir işlemle küçük tümörleri, küçük kanserleri çıkarabiliyoruz. Ya da laparoskopik yöntemlerle hastanın karnını büyük kesilerle açmadan 1 santimlik kesilerle, biz onlara küçük delikler diyoruz, bu yöntemle de midenin kanserli bölgesini kesip çıkarabiliyoruz. Ya da tamamen karnı açarak büyük organlara da yayıldıysa, aynı seansta işte karaciğer metastazı varsa ya da çıkarabileceğimiz, gözle görülebilen, müdahale edebileceğimiz bir organda da hasar varsa, aynı seansta gerekirse dalağını, işte midenin tamamını, bazı mide kanserleri yemek borusuna da ilerler. Yemek borusunun yarısını çıkarma gibi değişik yöntemler de kullanıyoruz. Peki değerli hocam, midede tümör kanser demek midir? Midede biz en çok iyi huylu kanserleri görürüz. Yani midede 100 tane tümör varsa 90'ı iyi huyludur. Ama 10 tanesi kötü huylu kanserlerdir. Ve mide kanserleri de ölüm sırasında dünyada 3. sıradadır. Yani çok görülür, öyle az görülmemekte. Akciğer, kanser deyince aklımıza belki akciğer, mide sonra geliyor mu? Meme, prostat ilk 3 sırada ve 4. sırada da biz mide kanserini görüyoruz. Bu o yüzden çok önemlidir bizim için. Erken tanı burada da çok önemli. Tarama testleri çok önemli. Çoğu ülke 50 yaşından sonra bu tarama testlerini kullanmakta. Ama benim tavsiyem 40 yaşına gelen herkese bir mide endoskopisi yapıp bakmak. Evet değerli hocam, yine burada yemek borusu kanserleri erkeklerde daha fazla görünür dedik. Burada böyle bir ayrım var mı? Kadında daha tabii, fazla erkeklerde erkekler yine iki kat daha fazla görülüyor mide kanserleri. Tabii bunu tam olarak açıklayamıyoruz ama daha çok biz yeme içme alışkanlıkları diye düşünüyoruz. Mesela yemek borusu kanserlerinde de özellikle Afrika'da, siyah ırkta diğer beyaz ırka göre 2-3 kat fazla görülebiliyor. Yani böyle ırksal ya da genetik etkiler de mevcut tabii ki. Ama biz mide kanserlerini ve yemek borusu kanserlerini kadınlarda daha az görüyoruz erkeklere nazaran. Peki değerli hocam, mide kanser riskini artıran faktörler yine yemek borusu faktörleriyle aynı mıdır, yoksa benzer, sadece beslenme midir? Benzer faktörler. Yiyecekler burada çok önemli. Yani
Salamura, işte tütsülenmiş, çok tuzlu, hayvansal yağ içeriği fazla olan, çok fazla olan, kolesterol içeriği çok fazla olan yiyecekler arttırıyor. Liften zengin, sebze meyve ağırlıklı yiyecekler azaltıyor. Çünkü bunların içinde antioksidan dediğimiz maddeler var ki bunlar kanser oluşumuna yol açan oksijen radikallerinin oluşumunu engelliyorlar. Ve koruyucu etkiye sahipler meyve sebze. Bunların içerisinde koruyucu hem vitaminlerimiz var hem antioksidan maddeler var. Sigara ve alkolün birlikte kullanımı mide kanserinde maalesef bizi kötü, olumsuz etkiliyor. Hatta sigaranın bırakılması bu mide kanseri oluşumunu da azaltıyor. Yine bazı meslek grupları var. İşte boya sanayi olsun, kömür, kömür işiyle uğraşan hastalarda yine mide kanseri daha fazla görülmekte. Yani çevre, temiz hava, temiz yiyecekler, düzenli bir yaşam, hareketli bir yaşam koruyucu bir faktör oluyor. Hepimiz biliyoruz aslında bunu ama... Evet, artık özümüze geri döneceğiz herhalde. Daha topraklı iç içe olup, daha yani, erken uyanıp, spor yapıp, daha sağlıklı, temiz besleneceğiz gibi görünüyor. Artık yavaş yavaş öze dönüyoruz. Demiş ki hastamız, babam mide kanserinden ameliyat oldu. Hastalık karaciğeri sıçradı. İkinci ameliyatı da oldu. Bundan sonra neler olacak bilgi istiyorum diye sormuş hastamız. Çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Başka bir yere sıçramadıysa biz PET dediğimiz bir yöntem var. Artık gözümüzde göremediğimiz kanserleri tüm vücut tarama sistemiyle tespit edebiliyoruz. Eğer sadece karaciğerinde belli bir noktada yayıldı ise o bölgede ameliyatla çıkarılmış, geriye kemoterapi ve radyoterapi kalıyor. Bunlar da gözümüzde görünmeyen tümörleri gerçekten engelliyorlar. İnşallah hastamız şifa bulur. İnşallah. Ve demiş ki, bir yakınıma endoskopi sonucu mide kanseri teşhisi konuldu. Midesinde 4 santim çapında bir tümör olduğu belirlendi. Ameliyat dediler ama %50 masada kalma ihtimali var dediler. Haliyle hepimiz çok korkuyoruz. Ameliyat olursa ölüm riski var. Sağ çıkarsa ameliyattan midenin tamamı alınacağı için beslenme amaçlı hayatı boyunca bir torba ile yaşamak zorunda kalacakmış. Yakınım da bunu kesinlikle reddediyor. Olmazsa ölecek, olursa zor süreç bizi bekleyecek. Bitkisel tedavisi var mıdır değerli hocam demiş. Tabii. Almanya'dan yazıyor izleyicimiz. Şimdi tümör gördüğümüz zaman biz cerrah olarak biz bunu çıkarırız. Eğer çıkarırsak en büyük tedavi budur. Yani çünkü gözümüzde görülen tümör yükünü biz ortadan kaldırmış oluyoruz. Geriye ne kalıyor? Kemoterapi ya da radyoterapi gibi yardımcı yöntemler kalıyor. Ama hastalara biz şunu söylemek zorundayız. Yani bunlar basit ameliyatlar değil. Bunlar ciddi ameliyatlar. Kanser ameliyatları ve bazen oran da veririz. İşte %50 gibi. Ama bu oranları söylemek zorundayız hastalara. Yani bu bir kanserdir. Ameliyat edilirse başarı şansı çok yükselir. Ameliyat edemediğimiz kanserlerde başarı şansı çok düşüktür. Bu ileri evre kanser olur genelde. 4 santimlik kanser orta, bizim 2-5 santim arası orta düzey dediğimiz kanser grubuna giriyor. Yani ameliyat edilebilen, eğer çevre organlara da çok yayılmadıysa, bizim buradaki hayati organlarımız var. Aort damarı, vena cava gibi damarlarımız var. Pankreas gibi. Eğer bu bölgelere yayılmadıysa ameliyatla biz bunu çıkarırız. Ve hastalarımıza bir sürü dikiş yapıyoruz. Yani midenin yerine biz bağırsağı getiriyoruz. Yeni bir mide yapıyoruz bağırsakta. Torbayla yaşamak gibi bir şey söz konusu. Tabii. Değil. Eğer kalın bağırsağını etkilediyse bu tümörler, gerekirse kalın bağırsağı dışarı çıkarıyoruz. Ya da ince bağırsağını geçici olarak 2-3 aylık süreçler bunlar. Ya da bazı hastalar çok ilerlemiş oluyor, beslenemiyor. Hiç su içemeyen hastalar var. Bunlara da tamamen torba açabiliyoruz. Ama bunlar hastanın hep yemek yiyip su içebilmesini sağlayan yöntemler. Çünkü bir sistem var. Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardan oluşan bir hortum sistemi gibi düşünün. Eğer bir tarafı tıkalıysa ne olur? Hasta patlar bir yerden.
Biz bu tıkanıklığı gidermek zorundayız ve bu da ameliyatla olur. Ameliyatlar da risklidir ama hastalara da başka türlü nasıl yardımcı olacağız? Yani bu riski göze almak gerekir. Bence çok korkmasın hastalarımız. Yani bir hastalık var ama tedavi yöntemleri de var. Hiçbir şey yapmamak artık hani bu devirde çok kabul edilen bir şey değil. 20-30 sene önce alın hastanızı götürün derdik. Biz de buna onay verirdik ama şimdi öyle değil. Yani alın götürün dediğimiz hastalar bile yeri geliyor ameliyata giriyorsunuz, iyileşebiliyorlar. Tabii bu iyileşme 1 yıl olur, 3 yıl olur, 5 yıl sürer. Hani çok ileri evre kanserler için diyorum. Ama sonuçta bir şansı var. Ama hiçbir şey yapılmazsa ne olacak? Evde kaderine mi mahkum olacak? Aynen öyle. Şimdi hastamıza onu yazınca o zaman mutlaka doktora gidip karar tabii verip ki. En kötü karar kararsızlıktan iyidir demişler ya, şu anda hastamızda rahatsızlık var ve hiçbir şey yapılmamış. Bu anlamda bir doktora göstermekte fayda var. Yurt dışından yaşayan hastamız, Rabbim şifa versin. Hafif de olsa güçümü yutma güçlüğü yaşıyorum. Son 3 ayda bu belirti olabilir mi? İyi yayınlar diliyorum demiş. İyi tabii yayınlar. Yutma güçlüğü bizim en çok karşılaştığımız belirtidir. Bir an önce endoskopi yapılması gerekmekte. İyi yayınlar diliyorum. 31 haftalık hamileyim ve doktorumuz bebeğimde ozofagus atrezisi olma ihtimalini yüksek görüyor. Neler yapılabilir diye sormuş. Ozofagus atrezisi şudur. Yemek borusu bakın şuradan mideye kadar uzanıyor. Bunun tıkalı olması ya da gelişmemesine biz yemek borusuna ozofagus atrezisi diyoruz. Bu da artık ayrıntılı ultrasonla görülebiliyor. Kayseri'de de çok ayrıntılı ultrason yapan becerikli radyolog arkadaşlarımız var, kadın doğum doktorlarımız var. Bu işle uğraşan doktor arkadaşlara giderlerse ayrıntılı bakıp söyleyebilirler. Tabii ultrason anne karnında ve çocuğu da inceliyor. Yani bir şey gibi düşünün. Bir kabın içerisinde başka bir kap var ve onun içerisine bakmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir işlem değil. Ama anneye ve çocuğa bir zararı olan işlemde değil. Sadece ultrasonla bakılıp görülebilirse çok güzel tanılar konulabilir. Burada bu işle uğraşan bir doktor arkadaşa gitmelerini bizim hastanemizde de var. Evet. Ayrıntılı ultrason bakan doktor arkadaşımız var. Tüm hastanesine Ufuk Bey. Geldiği zaman. Tabii gelirlerse yardımcı oluruz. Olur. Evet, Ufuk Bey'e de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Son soruyu soruyorum çünkü biz ayrılan süreyi bayağı bir geçtik. 45 yaşındayım. Yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Lenf bezlerine sıçramış. Ameliyat dedi doktor. Ama öncesinde başka tedavi seçenekleri var mıdır? Hemen ameliyat olmam mı gerekiyor? Değerli hocama sorar mısınız demiş. Eğer ameliyat olursa ve tümör tamamen çıkarılırsa en büyük tedavi ameliyattır. Ve başarı şansını da çok yükseltir. Ben tabii ki ameliyatı her zaman öneririm. Çünkü tümörü ortadan kaldırabileceksek en iyi yöntem tümörü ortadan alıp çıkarmaktır. Bu da ameliyatla oluyor. Başka bir yöntemi yok maalesef. Evet, sorular geliyor değerli hocam ama son soru demiştim. Lütfen bu soruyu da sorar mısınız diye gördüm şu anda. Ailemizde meme kanseri hikayesi var. Ben de bazen yutmada güçlük çekiyorum. Doktora başvurmalı mıyım? Meme kanseri olduğu için diğer kanserlerde görünebilir mi diye sormuş şimdi izleyicimiz. Mide kanserleri, meme kanserleri de varsa beraberinde bu genetik geçiş olabileceğini bize hatırlatır. Ve bu tip hastalarda daha erken yaşta biz tarama yaparız. Yani hem meme hem mide kanseri aynı anda varsa ya da ailesinde sık görülüyorsa bunlarda genetik geçiş özelliği de fazla olacağından dolayı biz endoskopi ya da diğer genetik testleri öneririz. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok güzel bir programdı. Bilinçlendik, bilgilendik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, Human'ın dünyasından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıkla kalın.